Merhabalar. Diya mobil uygulamasındaki ekranlarımızın tasarımlarını nasıl değiştirebiliriz? Ekranımızda görmüş olduğunuz mobil uygulamamızda yer alan cari, stok, teklif, sipariş, fatura, kasa işlemleri için tasarımlarımızı kişiselleştirebilmekteyiz. Bunun için öncelikli olarak masa üstümüzden Diya'ya bağlanıp klavyemizden F10 veya Diyalogus üzerine tıklayarak arama alanına yazacağımız mobil ekran ile genel tanımlar altında bulunan mobil ekran tasarım ekranını çalıştırırız. Burada mobilimiz içerisinde yer alan ekranlarımızın tasarım çerçevelerini oluştururuz. Daha önceden oluşturulmuş olan kişisel kasa fişi tasarımı, fatura, hizmet kartı, stok kartı gibi ekranların tasarımı yapılmış bulunmakta. Yeni bir tasarım eklemek için F4 ekle komutu altında bulunan görmüş olduğunuz seçeneklerde ekran tasarımları kişiselleştirilebilmektedir. Örneğin bir cari kartın içerisinde yer alan ekran tasarımlarını yapmak istediğimizde tasarımlarımız firma bağımlı çalışmaktadır. Firma bağımlı içerisinde görmüş olduğunuz alan ön tanımlı gelmekte. Ekran kısmına baktığımızda ise hangi ekran tasarımını sağlamak istiyorsak ilgili alanda bu bilgi yer alacaktır. Rapor başlığına baktığımızda tasarımımıza ait bir kod ve daha sonrasında tasarımımızda yapacağımız örneğin hangi işlem üzerinden bir tasarım sağlıyor isek ona ait bir açıklama belirtmemiz gerekir. Örneğin cari kart tasarımı. Daha sonrasında bu tasarımımızı yetki kodu vererek kullanıcılar arasında kısıtlandırılmasını sağlayabilir veya yapacağımız tasarımımızı kullanıcılar listesine bağlanıp belirli kullanıcılarla paylaşmayı sağlayabiliriz. Buraların işaretlenmemesi durumunda tüm kullanıcılar için geçerli olması sağlanılacaktır. Mevcut kart tasarımımızı F5 ön tanımlı yükle diyerek ön tanımlı tasarım yüklensin mi sorusuna evet dediğimiz takdirde karşımıza mobil ekranımız içerisinde yer alan örneğin cari kartlara cari kart ekleme ekranımıza geldiğimizde ve bunlardan örnek olarak bir kuruluş seçtiğimizde kuruluşumuz içerisinde yer alan genel, adresler, yetkililer ve dinamik alanlarımız sayfalar alanında karşımıza gelecektir. Hangi sayfada değişiklik yapmak istiyorsak ilgili sayfada seçim işlemimizi yaptığımız takdirde sağ alan tasarım bölümüne örneğin mobilimizde yer alan genel başlıkların tasarımları gelecektir. Örneğin burası cari kart türü ile başlamış, cari kart tipi şube vesaire diye devam etmekte. Aynı şekilde tasarımda da başlangıç sırasında cari kart türüm, cari tipim ve şube gibi tasarım çerçevem dahilinde sıralı bir şekilde yer almaktadır. Burada yeni bir sayfa oluşturmak için artı komutuna tıklayarak hangi sayfa eklenmek istiyorsa ilgili sayfa seçimi yapılır. Bu sayfa seçimi sonrasında bir sayfa adı belirlenir. Sayfa adı belirlendikten sonra model alanını cari kart seçimi ön tanımlı gelir. Bu şekilde örneğin oluşturacağımız deneme sayfası adını verdiğimiz F2 kaydet diyerek bir normal sayfa oluştururuz. Bu normal sayfaya alanlar bölümünde yer alan verilerimizden dilediğimiz veriyi sürükle bırak yöntemiyle ekranımıza taşıyabilmekteyiz. Bu şekilde bir cari kart tanımlarken yeni bir sayfa tanımı sağlayıp bu sayfa içerisinde dilediğimiz özelliklerin tasarımlarını oluşturabilmekteyiz. Aynı zamanda mevcut tasarımımızı tekrar sayfa bilgileri alanından açıklamasını düzenleyebilir. İstemediğimiz sayfayı çarpı butonu ile silebilir veya mevcut sayfalar arasında aşağı ve yukarı yön okları ile sayfalar arası değişikliklerini sağlayabilmekteyiz. Örneğin genel sayfası içerisinde yer alan tasarım başlıklarını incelediğimizde bu tasarım başlıklarımızdan örneğin cari kart türü için bir düzenleme yapmak istiyorsak sayfalardaki gibi tasarımı değiştir şeklinde tasarımı seçebilir. Buradan ilgili tasarım başlığını zorunlu hale getirebilir. Salt okunur seçeneğini aktif ederek bu alanın mobil tasarımda değiştirilmemesini sağlayabilir
veya gösterim seçeneğinden evet veya hayır seçenekleriyle gösterilmemesi sağlanılabilir. F2 kaydet dediğimiz takdirde ilgili bilgilerin de ekranda yer aldığı karşımıza gelecektir. İstemediğimiz bir alanın tekrar üzerindeyken çarpı komutuna bastığımızda alanın silinmesini sağlayabilir. Tekrar aşağı ve yukarı yön okları ile yerlerinin değiştirilmesini sağlayabilmekteyiz. Örneğin satış elemanını tekrar düzenle deyip buradan zorunlu hale getirelim. Daha sonrasında durum alanının ise salt okunur haline getirerek değiştirilmemesini sağlayabilir. Burada yaptığımız değişikliklerin hızlı bir şekilde yeşil oklar ile gösterilerek de takibini sağlayabiliriz. Bu şekilde ekranımızı F2 kaydet dediğimiz takdirde yeni tasarımımız yüklenmiş bulunmaktadır. Tekrar mobil ekranımıza geldiğimizde ve ekranımızdan şimdilik çıkış yapıp tekrar kuruluş veya şahıs seçeneklerinden birini seçtiğimizde artık tasarım sıralamamızın yer değiştirdiğini, satış elemanımızın zorunlu hale geldiğini, durum çubuğu için yapmış olduğumuz salt okunur seçeneğinin değiştirilemez hale geldiğini görmekteyiz. Bu şekilde ekranlarımız arasındaki sıralamayı, zorunluluk durumlarını veya durum alanında görüldüğü gibi salt okunur hale getirerek ekranın değiştirilmemesini sağlayabiliriz. Ve bunu sayfalar seçeneğindeki sayfa değişken alanlarda da aynı şekilde genel tasarımda yaptığımız gibi değişikliklerimizi mobil ekran tasarımları listesinden sağlayabilmekteyiz.